birçok kişinin belki yanında kalp krizi geçiren kişiler olabilir. Peki kişinin kalp krizi geçirdiğini nasıl anlayacağız? O esnada hastaya nasıl müdahale edeceğiz? Yanındaki kişiler nelere dikkat edecekler? Bu gerçekten çok önemli bir şey. Yani şimdi ne dedik? Ölümlerin en büyük sebebi kalp krizi. Kalp krizinden ölümlerin sebebi de bu ventrikül fibrilasyon. Yani ne oluyor? Kalp işte o anda kalbin kriz geçirdiği zaman elektrik sistemi bozuluyor ve bu fibrilasyon dediğimiz olay gelişiyor. Fibrilasyon olduğu zaman da kalp hasta titreşiyor, çalışmıyor. Ve kalp yani bir nevi durmuş oluyor. Durduğu için de bir hasta 1-2 dakika içerisinde maalesef kaybediliyor. İşte kalp krizi nasıl geçirdiğini anlayacağız. Tabii kalp krizindeki en büyük şikayet tabii göğüs ağrısı. Yani bir insan böyle işte göğsünde ağrı olduğu zaman özellikle hani boğuluyor tarzında çeneye doğru yayılan, kollara doğru yayılan, sırta doğru yayılan şiddetli ağrı ve ilaçlarla geçmeyen bir ağrı olduğu zaman hissettiği zaman zaten ilk iş yani ilk yapacağı iş kriz geçiren kişinin en yakın bir hastaneye gitmek. Yanında birisi varsa da muhakkak durması lazım. Araba kullanıyorsa kesinlikle araba sürdürmesi lazım. Arabayı başkasının kullanması lazım. Çünkü araba kullanılma sırasında fibrilasyona girerse yani öbür türlü de belki olacak ama bir tarafa hem kaza olacak daha evet. Tehlikeli. Hem başkalarına da zararı verebilir. Yanındaki kişi kriz diyelim ki göğüs ağrıdı. Bir arkadaşımız yanında göğüs ağrıdı. Göğüs ağrısı o zaman çok en yakın hastane. Çünkü burada bizim korkumuz ne? Fibrilasyon. Yani ventrikül fibrilasyon dediğimiz kalbin durması. Bunu durdurmanın, döndürmenin de yolu şok. Oraya tekrar elektrik ve şok vererek o elektriksel bozuntuyu düzeltiyorsunuz ve kalp tekrar yeniden çalışmaya başlıyor. Ama diyelim ki yanını şurada diyelim ki birimiz kalp krizi geçirdik. O kalp durdu. O ne oldu? Kalp durduğu zaman kişinin oraya bayıldı, düştü. Bu tür durumda ne yapacağız? Orada işte şok aleti de yok. Yani şok aleti olmuş, ambulansın gelmesi lazım. Ya da hastane şartlarında olması lazım. Öyle durumda hemen yere yatıracağız. Baktık ki işte solunum durdu, bilinç gitti. Hemen kalp masajı. Yani yaptığımız masaj aynı bizim kalbin pompa görevini görüyor. Göğsün üstüne biraz daha sertçe dakikada işte 80-100 arası civarında masaj yaptığımız zaman kalp o anda çalışıyor gibi tansiyon geliyor ve dolaşım sağlanıyor tekrar. Normal bütün beyine, bütün vücuda kan gitmeye başlıyor. Yani kalp masajı yapacağız. Tabii. Yani hayat kurtaracak. Kalp masajı hayat kurtaracak. Diyelim ki o arada işte hemen haber verdiniz, ambulans haber verdi, ya da birisine haber verildi. İşte ambulans gelene kadar ya da işte elektroşok uygulayabilecek bir ekip gelene kadar ya kalp masajına masajı devam yaparsanız edeceğiz. Hasta yaşar. Evet, çok önemli bir dipnottu şu anda Ali Rıza yani, Hocam verdi. Kıymetli izleyenlerimiz. Son derece önemli. Yani masaj, kalp masajı hayat kurtarır. Hiç çekinmemek lazım. Hastanın bilinci gitti, nabzına baktın, işte nabzını kontrol ettin, çalışmıyor, nefesi gitti. Çünkü burada saniyeler önemli. Yani zamanla yarışıyorsunuz. Tabii zamanla yarışıyor. Eğer kalp masajını erken başlarsanız bilinç, beyin sıkıntısı yaşama oranı düşük olur. Diğer organların hasar görme oranı düşük olur. Ne kadar erken hemen yani masaja başlamak lazım. Eğer işte 100 kez masaj yapıyorsa en azından 3-4 kez de bu arada işte nefes vermek lazım burnundan ya da ağzından. Yani ekip geldiği zaman zaten ambulans ekibi geldiği zaman da onlar zaten hemen solunacağına bağlıyorlar ya da ambu dediğimiz yöntemle nefes veriyorlar ve aynı zamanda işte şok yaparak da durumu düzeltebiliyorlar. İlaçlarla ve şokla hasta kurtarılabilir.